Bırak, sonra toplarsın. Şunları yapayım da bitsin Arzu'nun, sonra kalıyor. Bırak dedim. Konuşmamız lazım. Neyle ilgili Arzu Hanım? Neyle ilgili olduğunu tahmin ediyorsundur. Geç, otur karşıma. Uzatmayacağım. Direkt konuya gireceğim. Müştemilata getirdiğin kız kim? Dedim ya Arzu Hanım. Hasta bir yakınımın kızı. Bakacak durumda olmadığı için bana verdi. Senden başka verecek kimsesi yok. İnanın yok. Doğruyu söylüyorum. Babası falan da yok. Yok. Gizliyorsun. Ne gizleyeceğim Arzu Hanım? O kız buraya geldiğinden beri çok gerginsin. Farkında mısın? Yok. Yani bilmem ki. Size öyle geldi herhalde. Ne güzel bir şeymiş böyle boya yapmak. Resim yapmaktan bile daha güzel. Bak İpek abla, güzel olmuş mu? İpek abla! İpek abla! İpek abla! Aç gözlerini! İpek abla! Ayşe teyze! Ayşe teyze! Ayşe teyze! Ayşe teyze! Ayşe teyze! Ayşe teyze! Ayşe teyze, İpek ablam bayıldı, koşun. Nerede bayıldı? Odasında. İpek, yavrum, ne oldu sana böyle? İpek. İpek, ne oldu? İlaçlarını vermedin mi yoksa? Vermez olur muyum Arzu Hanım? Ah İpek, kızım ne oldu sana? Kenan'a haber verin hemen. Ne oldu böyle birdenbire? Hiçbiriniz görmediniz mi? Sen çağırmıştın bizi. Yanındaydın demek. Ne oldu anlat çabuk. Ne yaptın kıza? Ben hiçbir şey yapmadım. Ne oldu dedim? Biz beraber boyama yapıyorduk. Sonra İpek ablam birden bayıldı. İşte böyle oldu. Uğursuz. Ben sana bu eve girmeyecek demedim. Çabuk çık dışarı bu odadan, çabuk defol. Arzu Hanım. Arzu Hanım. Ne Arzu Hanım ne? Hala onu savunma bana. Aç kızım gözünü. İpek.